Evet, selamlar, ben Doğukan Bani. Öncelikle bu videonun konsepti, genel olarak kanalımda paylaştığım videolara nazaran çok daha farklı bir konsept olacak. Videonun başında üzerine biraz daha konuştum. Videonun sonunda ise bir gameplay ile taçlandırdığım bir video olmasını temenni ediyorum ki öyle olacağını da düşünüyorum. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda değil aslında, ben bundan bir hafta öncesinde başlayıp bir hafta boyunca ta ki şu ana kadar full aim lab'de bir çalışma düzenledim ve kendime bir plan hazırladım. Bunları da hem size anlatacağım hem de aralara giren ufak ufak kliplerle sizler de bunları görmüş olacaksınız. Benim her zaman önceliğim yayınlarımda, videolarımda siz güzel izleyicilerimizin göz zevkine hitap edebilecek oyunlar çıkartmak. Öncesinde çok boş vaktim vardı. YouTube yoktu, yayınlar yoktu vesaire yoktu. Sürekli oyun oynayabiliyordum, aim lab'de takılabiliyordum. Hatta bir gün içinde 4 saat 5 saat boyunca eğitim sahasında aim çalışabiliyordum. Fakat işler biraz büyüyünce Instagram'a shorts atmak, ne bileyim TikTok'a video üretmek, YouTube'a video üretmek, yayın yapmak gibi bir ton olay ve sponsorluk görüşmeleri de falan işin içine kattığımız zaman gerçekten işin aslına baktığımız zaman çok da vaktim kalmıyordu bunları yapmaya ve oyundan biraz daha uzaklaşıyordum. Son dönemlerdeki videolarıma baktığım zaman kendi oyunumun eski oyunuma hiç yakışmadığını, gerçekten beni göstermediğini ve daha da yavaşladığını görünce artık dur demenin vakti geldiğini düşündüm ve bir hafta boyunca günde 3 saat, 4 saat, 5 saat planlarımı az sonra tekrardan anlatacağım size. Eğitim sahasından çıkmayıp, WoW haritalarından çıkmayıp sadece eğim çalıştım. Ve kendimi toparlayabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki bu bir haftalık süreçte olacak bir şey değil. Bu sadece eğim çalışarak olunacak bir şey değil. Bunu da anlatacağım sizlere az sonra. Ama yine de böyle bir başlangıç yapıp devamını getirmek bence bana yakışır bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ve sizlere eskiden nasıl hızlı bir oyun izletebiliyorsam, eskiden nasıl güzel içerikler çıkartabiliyorsam yine aynı şekilde içerikler çıkartacağımı düşünüyorum. Şimdi olayın en başına bir hafta öncesine gidelim, ne yaşadığımı daha sonra toparlamak için ne adımlar attığımı sizlere anlatayım. Yine her zamanki gibi sabahın köründe uyanmışım, videomu çekeceğim. Fakat belki 10 belki 15 tane maç birden oynadım ve hiçbir şekilde başarılı olamadım. En sonunda sizlere başaramadıklarım adında bir video paylaştım. Aslında başaramadıklarım değil ama videonun içini izleyenler bilir, başaramadıklarım videosunu paylaştım. Sonra düşündüm, Doğukan sen 50 kilo alan adamsın, 40 kilo alan adamsın, 1v4 49 kilo almışsın, işte bilmem ne bir ton şey yaptık arkadaşlar. Ve sen bu duruma nasıl düştün ve nasıl toparlayacaksın? Önemli olan konuya geldik. Öncelikle kendime bir plan hazırladım. Şimdi onları anlatacağım sizlere. İlk başta dedim ki Doğukan öncelikle kendine bir hassasiyet oturtman lazım. Hassasiyetlerim kötü müydü? Hayır. Ama ne olursa olsun değişim her zaman iyidir arkadaşlar. Parmaklıklarımı değiştirdim, oturma düzenimi değiştirdim, karşımdaki monitörün kameranın açısını değiştirdim vesaire, her şeyi değiştirip bir değişimle başlamayı planladım. Ve bu güzel adımı bu değişimle attım. Sonrasında sizin 10 dakika durup sıkıldığınız eğitim modu var ya, ben oraya 2 saat yazdım. Şu an klibe gelen ekrandaki tahtaları vura vura 1 saatimi orada geçirdim. Daha sonrasında toki camlarını ateş ettim, heykelleri taradım, işte 300 metre uzağa gidip heykel taradım vesaire. Böyle bir çalışma hazırladım. Fakat sonra dedim ki Doğukan bu çok düzensiz. Hani bir ona gidiyorum, bir oraya gidiyorum, bir öbür tarafa geliyorum. Bunun yerine daha stabil 15 dakika sadece tahta taramayı seçtim. İşte aim hakimiyeti, oradan oraya çevir, oradan oraya çevir. Tabii bunu lazer dürbün, 3x dürbün, 4x dürbün, holo ve dürbünsüz şekilde planladım. O şekilde çalıştım. M4 olarak bir 15 dakika orada çalıştıktan sonra daha sonrasında mini ile 15 dakika çalıştım ki DMR'ımı da güçlendireyim diye. Bu beni birazcık sıktı ama yapacak bir şey yok. Öncelikle biz adımımızı attık ve bu adımın arkasından gitmemiz gerekiyor. Durmamamız gerekiyor. Daha sonra Toki'nin önündeki heykellerin hepsinin üstüne eğimimi koyup sağ yapıp sol yapıp sadece eğimimi orada tutmaya çalıştım. Ve bu benim hassasiyetlere alışma sürecimi arttırdı. Bunu 15 dakika boyunca yaptım yine. Bu 15 dakikanın ardından kendim biraz daha dağın eteklerini atıp o heykelleri sprey atmaya adadım. Spreyimi çok geliştirmesem de, geliştirmek istemesem de daha doğrusu. Çünkü benim gerçekten önemli olan yakın mesafe fight'ım ve sıkıntıyı hissettiğim yerde yakın mesafe fight'ımdı. Spreyleri çalıştıktan sonra Toki'nin içine girdim. Ne yaptım? Merdivenlerden indim, çıktım. Efendime söyleyeyim, hızlı hızlı odalara girdim, çıktım. Silah değiştirirken odalara girdim, çıktım vesaire. Bunları yapmamın tek amacı Game Sense'e alışmak. Game Sense'ten kastım, İşte karakteri hafif sağa yatırdın, karakter ne kadar sağa gidecek? Bir anda kapının içinden geçmen lazım. O kapıyı tutturabilecek misin? Aşağı doğru atladın, camdan tutunup içeriye girebilecek misin? Bunların hepsini denedim. 15'er dakikada buraya yazdım. Bunu yapmamın sebebi de dediğim gibi Game Sense oturtmakta ve bununla gerçekten çok 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 büyük geri dönüşünü aldım. Ha bu arada bu planın daha düzenli halini sizler de görmek ve uygulamak istiyorsanız daha detaylı şekilde bunları paket paket halinde satılığa çıkardık. Yani gönül ister ki herkese yardımcı olalım fakat öyle bir güç maalesef ki imkansız. Eğim koçluğu adı altında bunu yapacağız. Discord'da ekip arkadaşlarımla beraber paket satın alan arkadaşlara yardımcı olacağız. Eğim konusunda planlama yapacağız. Oyun mantığı konusunda planlamalar yapacağız. Bir hafta, iki hafta, bir ay gibi hatta bir günlük bile paket olacak. Bunların hepsinin planlamasını yapıp sizlere istediğiniz
dizi oyunculuk kıvamına getirmeye çalışacağız. Şu anda sizler de Discord'a gelebilirsiniz. Discord'a geldikten sonra hemen şu an ekranda gördüğünüz kanala tıklayın ve oraya ben paket satın almak istiyorum yazıp hangi paketi satın almak istediğinizi yazın. Bizzat ben ilgileneceğim, haberiniz olsun. Yani ekip arkadaşlarıma salayım, onlar ilgilensin konusu asla olmayacak. Başından sonuna kadar sizlerle beraber olacağım. Yani bunun tabii ki ben söz vermeyi sevmiyorum. Başıma bir şey gelir, bir şey olur ama %90'ında olacağıma söz verebilirim. Paketleri de merak ediyorsanız şu anda Discord'a gelip Eğim Koçluğu kanalından sizler de paketlere göz atabilirsiniz diyorum ve videoyu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi dönüp baktığımız zaman Eğim konusunda eksiklerim vardı, toparladık. GameSense konusunda eksiklerimiz vardı, toparladık. Sprey konusunda eksiklerimiz vardı, onu da toparlıyoruz diyelim. Çünkü spreye çok fazla adapte olamadım ama inşallah toplayacağım ki bu sadece bir haftalık serüven. Bir de bunu bir takipçimle yapmayı planlıyorum. Az önce bahsettiğim paketlerden satın alan bir arkadaşımızı bir ay veya bir hafta veya iki hafta boyunca izleyip sürekli böyle direktifler verip işte Touch Ligi'nde onu başlatıp belki Fatih Ligi'ne, belki As Otoritesi'ne kadar yükseltip, ben karışmayacağım bu arada, kendisi çalışacak ve kendisi oynayacak. Sadece benim verdiğim planlamalara uyarak ne kadar lig çıkabilir, kaç tane adam vurabilir, kill rekorunu geliştirebilir mi? Bunların hepsini deneyip onun da bir videosunu çekeceğim. Şu ana kadar anlattıklarım aklınızda bir parıltı uyandırdıysa ne mutlu bana diyorum. Şimdi bu anlattıklarımın üstüne geçelim, bir gameplay atalım. Bakalım gelişmiş miyiz yoksa aynı yerde sayıyor muyuz? Haydi bakalım, bismillah. Amaz amazing oluyoruz. 90, lan ne 98'i, ben 98 görmüştüm. 100 kişinin başladığı şu haritanın galip olmak için iniyoruz diyorum hocam. Şöyle güzelinden George Apple'dayız. Bayağı da gelen var ama. Hocam siz niye tokilere indiniz? Allah! Arkadaşlar bu ne? Abi bir DB, bir tane DP bulsaydım ya. Neyse. DP de buluruz, DBS de buluruz. Bunları da temizleriz. Şurayı açalım. Bir tane örümcek alalım. Tatlı minnoş bir şekilde girişelim haber yere. Tamam olur. M4'te kask 3 verdi. O da iyidir arkadaşlar. Yeter. Allah! Hocam merhaba. Yani sen oradan bakarsın bana be. Ben molotof fake versem. Tamam, hemen yedin kanka sen de fake ya. Hiç demedin ulan, acaba fake mi gerçek mi? Arkadaşlar buralar bayağı kalabalık. Tamam, bu da baygın. Orası da baygın. 10 numara 5 yıldız ama çok açıktayım. Solum da var, önüm de var. Bunun arkadaşı var mı? Hocam var, arka tarafta ama. Burada değil. Kardeşim merhaba. Tamam. İki baygın, geliyorum. O ne diyor ya? Çocuk vallahi oha moha. Aha, arkada arkadaşı. Gel burada. Burada. Kardeşim sana da merhaba. İnanılmaz güzeliz arkadaşlar. Şu an böyle devam abi. Bölgede 6 kişi yaşıyor fakat daha da fazlası var. Neden? Çünkü tokilere de inanlar oldu. Onlar daha bölgeye girmedi. Allah, örümcek de buldum. Çok iyi, devam. Evet. Şimdi burada bir ses var. Sanırım bot bu. Abi onlar niye dışarıya bomba atıyor? Bot kardeş, seni hemen bir aradan çıkartabilir miyim? Tamam. Abi skobum yok, şurada adamlar var. Arkadaşlar bunlar bayağı duvar dibinde fight atıyor ya. Kanka. Tamam. Güzel. İki tane de... Aha. Aşağı atla kanka. Atlasana kanka. Nate fake'i hemen. Bir bomba fake'i. Niye atlamadın? Kardeşim şaka mısın? Şöyle yaptım. Tamam. Şaka maka değilmiş. Gerçekten öyleymiş arkadaşlar. Efendim? Öyle üzerime agresifçe gelen oyuncuları severim. Ama kardeşim madem öyle yani, ne yapıyorsun chatta hala? Bu arada az önce dediğim gibi bakın, bir ton adam vurdum, hala 7 kişi yazıyor ki abi inenler var. Yok artık Doğukan. Lan vurdum ya, kan da çıktı da hasarı saymadı. Abi arkaya da gelmişler. Tamam, arkaya dönelim. Bakmadı orada, aha. Çatıya uçtu kardeşim. Bunny bombası tattı mı daha önce? Promosyon denemelik böyle hani. Al bir tadına bak. Hoşuna giderse önerirsin arkadaşlarına da. Bir bak bakalım güzel miymiş. Elinde pompalı olan vatandaş bu değil. Abi tepede yine botlar sıkıyor ya. Ya şuradan görsem de onları çeksem ne olur ki? Maalesef göremiyoruz abi. Can sağdı. 2 hours later. Şimdi buralarda bir yerde birileri olmalı ama nerelerdeler tam onu çözemedim. Hocam haydi haydi halaya haydi, bir ses verin, bir şey yapın. Aha.
Tamam. Allah! Arkadaşlar mermimiz tam bitiyordu. Vallahi son anda kıçı kurtardık, öyle söyleyeyim abi. Tamam kardeşim. Abi George Pool da dolu, kafayı yiyeceğim, her yer adam, bu ne? Şuraya bak. Aha motor. Bir canınlar. Hayır. Tamam. Abi arkamda var, ne oluyor ya? Sen de bir dur. Tamam. Şimdi şu ileride kayada biri vardı. O çıkar mı? Sanmam. Hiç çıkacağını düşünmüyorum. Ne yapsam? Arkaya mı oynasam, bu çocuğun üstüne mi kurulsam, George'a pula mı girsem? Her yer adam, ne yapacağım hakkında kararsızım. Önce şunun çatıya çıkıp... O ne? Dakika. Az önce hastanede patlayan bottu bu arada. M16'lı. Buram çık artık meydana ya. Orada valla senin hiçbir geleceğin yok. Hadi. Yani bununla uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Bir kişi öylece yatıyor. Biz binelim motora gidelim. Evet. Abi bu ne? Aha sağımda gerçek var. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Alt katımda. Kankacığım helal et hakkını, kurban olduğum. Kill rekorunu oynuyorum ve ben gidiyorum. Öpüyorum seni Osman. Canımsın. Adamsın lan. Arkadaşlar inanılmaz kill, inanılmaz kill, inanılmaz kill. Babalar sözünü tutacak mı, hep beraber göreceğiz. Ben gidiyorum abi. Burada zaten adam kalmadı. Let's go George Apple diyorum. Haydi. Hocam ne olur Toki dolu olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şu an şu Toki dolu olsun bana yeter ki burada bir buggy bırakmışlar dese. Aa adam var lan. Ay buggy de adam varmış. Kanka kaçma. Gel beraber Mesut olalım, gel. Sen beni vur, ben seni vurayım. Ya ne yapıyorsun? Tam mevzuya yakamadım. Bu arkadaş bir şeyler deniyordu da. Ben abi Toki'den bir kill yetmez bana. Evet işte bu. Fightlamayın, ben geliyorum. Vallahi geliyorum. Ne olur yemeyin birbirinizi. Durun. Dur kız, vurma. Aşağıda biri, yukarıda araba geldi. Ne oluyor kanka? Lan ben niye aşağı düştüm? Bir bak. Tamam. Burası okey abi. Ama değil. Şimdi şurası var. Fenasal bir şekilde pusuyor. Bir de bu bina var. Bu binayı direkt uçuyorum arkadaşlar. Canlanmam var. Rahat oynayabilirim ya. Kardeşim gel. Tertemiz. Ding 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 ding. HS'yi yedin. Seni de lobiye uğurlayalım. Diğer vatandaş sen de gel gel. Kaçamazsın benden, gel. Aslında bu bir tık benden kaçabilir ya. Hiç ses vermiyor. Uğraşamayabilirim. Kardeşim buralarda mısın? Aa bu arkaya kadar gitmiş. Bu kalmamış. Aha. Bu buradaymış. Arkadaşlarını kaldırmış arkadaşlar. Ben gidiyorum. Orayı da basarım ya. Bekle Johnny geliyor. Adam geldi. Çatıda. İki kişi. Sakin. Hemen çektim bombayı. Patlasaydın çok tatlı olabilirdi. Güzel vurdu. Harbiden güzel vurdu uzayla. Bir canı falan var ama garip. Yani bir yeleği nasıl sürmedin acaba? Önemli mi? Asla abi. Şimdi ne yapacağım? Kaldırma kulesine atlayacağım. Oradan sonra Toki'ye geri döneceğim. Yani şu ikiyi vurup kaldırmaya oynasaydım iyi olabilirdi. Hatta direkt Toki oynayacağım ya. Çünkü onlar kalktıysa arkadaşları kaldırmadadır. Onlar da oraya toplanır. İşte bu da... Ben de beyin yok ya. Bu da beyindir diyecektim de. Heh. İntikam, intikam, intikam alacağız. Ne anlatıyor hoca? Eyvah ki neyvah arkadaşlar. Bunlar çatıya uçmuş hepsi. Abi bomba atıyorlar birbirlerine. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Kardeşim, birbirinizi vurmadan önce benimle fightlamaya gelir misiniz? Evet, geliyor. Güzel. Aa arkada var. Kanka şu AK'yi bir alayım mı? Tamam. Kim ne durumda bilmiyorum. Ta karşı uçmuş buradaki deli. Okey. Bomba atabilir ya merdivene. Kolay yer. Abi diğeri de o çatıda. Kardeşim oynar mısınız üstüme? Hani ben tek kişi sizin 3 kişilik çatınıza kapattım ya az önce. Aynı o şekil.
Hadi ama. Tamam. Karşısı baygın. Şimdi birisi oraya uçacak illa ya. Şurayı smokluyorum abi. Biri illa oraya uçacak arkadaşlar. Hadi uç. Uçmadı. Uçmadı. İlla fightlayacaklar. Okey. Şunu vurmam lazım. Tamam. Diğeri atladı mı? Tertemiziz. 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 10 numara bir oyun. 10 numara abi. Şimdi çok... Adam mı var? Ha yok. Çok seri bir loot atmam lazım. Smoke'um yok. Yani smoke'layamayacağım ama. Şuradan ver babacım M4'ü. Örümcek. Tamam. Oldu. Yeter arkadaşlar. Ben loot'umu toparladım. Şimdi seri seri sağlamından gidebiliriz. Adam var. Okey, devam. 29 kill ve 11 kişi daha vurursam ya da hadi 12 vuralım. 41 kere maşallah olsun. Bu arada bu Toki'deki oyun çok önemliydi. Harbiden 40 kill alırsam 40 kill'i getiren oyun buradaydı arkadaşlar. Çok iyiydi. Evet. Fight seslerini aldık. Bu kardeşler buradan hala ateş ediyor. Kaldırma doludur diye geldim ama kaldırmanın tepesi doluymuş. Dostum neredesiniz acaba? Abi bunlar gidiyor. Kanka gitmeyin durun. Yani bunlar şimdi oradan beni patates edebilir. Burada evde bir reload atacağım, sonra oraya gireceğim arkadaşlar. Ya bir kesin keskin nişancısı var. Adam dümdüz durmuş oradan. Böyle dümdüz 3 kaskı falan da var. Drop çekmiş de olabilir. O yüzden öyle pi... Aa fightlıyorlar. Hayır. Abi çalamadım. Ya hayır ya. Bu vatandaş kulübede. Biri şunun çatıda. Orası baygın. Hemen oraya uçacağım. Onun yeri güzel. Kulübeyi de alırız oradan. Tamam. Kardeşim. Ama kanka ya. Ya bir ses ver bari be. Hala orada oturdu bekliyor bu arada. Evet kanka çok iyi. Böyle iyisin. Güzelsin. Çatıdaki de arkadaşıymış sanırım. Bakayım. Değil abi. Çatıdaki arkadaşı mı? Evet arkadaşıymış, tamam. Ağlamaya gerek yok. Arkadaşıymış. Yani onu neden vurmadın, beni vurdun muhabbeti yok. Bak tipleri. Allah aşkına. Peki. Yine güzel. Kötü değil. Ama yine şunu söyleyeyim sizlere. En azından bu bir hafta boyunca eğim çalıştım muhabbetine. Videonun başında da gösterdiğim gibi o 5N'yi alıp sıkmayı falan Toki'de gördük. 30 kill, 4890 hasar. Bundan 2 hafta öncesine giderseniz ya da bir ay öncesine giderseniz videolarımda biraz daha ağırlaşmıştım artık. Bunu da videonun başında da konuştuk. Şimdiki maçımı da izlediniz. Bence çok daha iyi bir konuma ilerliyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Doğukan Bani videosunda görüşmek üzere efendim. Öpüldünüz. Bay bay.